CBL Ankara'da 6. sezon tüm hızıyla birlikte Class Sport TV ekranlarında başladı. 2 sezondur ekranlarda sizlerle birlikte. Sizler de Class Sport TV'yi takipte kalın. Roketsan Aversan mücadelesini izledik. Şu anda Aversan takımından yanımda da Kadir var. Kadir Yiğit mücadelesini sizlere aktarmıştık. Şimdi Kadir'e de mücadelenin seyir keyfini biz kenardan izledik ama saha içinde soracağız. Bugünkü mücadeleniz ve başarınızdan ötürü sizleri tebrik ediyorum. İlk galibiyet, ilk karşılaşmada ama çok da güzel mücadele ettiniz. Sezona çok güzel hazırlanmışsınız. Siz neler söylemek istersiniz? CBL'de geçen sezon beyaz sezonu ilan edildikten sonra artık parke sizlerle yeniden buluştu. Öncelikle teşekkürler böyle bir organizasyon için. Gerçekten çok çalıştık. Yani 1-1,5 yıldır pandemiden beri, yani sahalar açıldıktan beri çalışmalarımıza biz devam ediyoruz. Güçlü bir rakipti Roketsan, geçen yıllardan da bildiğimiz. Güzel bir maç oldu. Rakip takımı da tebrik ederim. Biz de çalışmalarımıza devam edip mümkünse şampiyonluğa adımızı yazdırmak istiyoruz. 2018'de bir şampiyon takımdan bahsediyoruz zaten. Bu sezonda yine, evet, sizin işbirliğinizle umarım şampiyonluk gelir diyorum. Peki gelecek maçlarda bizleri neler bekliyor Havelsan'la ilgili? Yani inşallah namağlup bir şekilde en azından gruptan çıkmayı düşünüyoruz. Ondan sonra biliyorsunuz ki rakiplerimiz güçleniyor iyice. Onlarla da dişe diş bir maç olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Umarım Havelsan adına da sizlere de başarılı, sakatlıksız bir sezon olur. Sevgili izleyiciler, CBL Ankara'da 6. sezon tüm hızıyla birlikte devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Meteksan Savunma karşı karşıya geldi. Maçın galibi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu 60-54'lük skorla birlikte. Ve karşılaşmada en çok ön plana çıkan ve en çok yorulan oyuncu İbrahim Hazine ve Maliye Bakanlığı bizlerle birlikte. Öncelikle yeni sezonun sakatlıksız, umarım pandemiden etkilenmeden güzel bir sezon geçirmenizi diliyorum. Ve ardından bugünkü mücadele ve yorulmanızdan ötürü de takım adına sizi tebrik ediyorum. Ve bugünkü karşılaşmayla ilgili de siz neler söylemek istersiniz? İlk karşılaşma artık yeni sezonla birlikte. Ya gerçekten hani ilkler her zaman bir değişiktir ya, hani böyle adapte olma, yenme, yani çok zor bir maçtı bizim için. Gerçekten rakibi de tebrik ediyorum. Biz de çok çalıştık. Bayağı emek sarf ettik. Emeğinin karşılığını almak güzel. Böyle bir organizasyonda galibiyet almak çok daha güzel. Gerçekten rakibi de, bizi de, kendimizi de tebrik ediyorum. Yani öyle söyleyebilirim. Mücadele özellikle baktığımızda birinci ve ikinci periyotunda her iki takım da sanki birazcık heyecanlı gibiydi. Ama ardından gelen üçüncü ve dördüncü periyotta bambaşka bir karşılaşma izledik. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi ben 2019 ve 20 sezonunda da oynamama rağmen Ben bile yani ilk iki periyot çok heyecan yaptım. Hani seyirciyle oynamak güzel. Özellikle pandemiden sonra böyle bir atmosfere çıkmak çok çok daha güzel. Onun heyecanıyla ben de oynayamadım. Yani o yüzden normal olarak görüyorum. Önemli olan ikinci yarıdaki performansımızı. O yüzden de tebrik ediyorum bütün takımı. Ben de gelecek maçlarda sizlere başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, CBL Ankara 6. sezonda günün 3. karşılaşması STM ile MAN takımı arasında gerçekleşti. Büyük bir heyecanlı olan mücadele ise MAN takımı kazanmış oldu. Ve MAN takımında da ön plana çıkan oyuncu Sinan'ın şu anda suyla savaşı diyebiliriz. Gerçekten karşılaşmada ön plana çıkan oyuncuydunuz. Başından sonuna kadar her iki takımda çok güzel mücadele etti ama sizin de son topa kadar mücadeleniz başkaydı. Özellikle son 10 saniye kala karşılaşma bambaşkaydı. Siz neler söylemek istersiniz bugün hem takımınızın hem de kendi mücadelenizle ilgili? Öncelikle STM çok güzel bir takım. Çok güzel basket oynuyorlar. Bilerek oynuyorlar. Dolayısıyla bizim de ilk maçımız, yenilenen bir takımız. Buna istinaden çok güzel bir savaş verdik. Özellikle savunmada kendimizin üstüne koymaya çalıştık performansımızı. Düşük olsak da tüm takımca savaştık. Bence çok güzel bir çıktı elde ettik. Takım arkadaşlarım hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadı. Hepsini çok tebrik ediyorum. Galibiyet onların. Ben de sizi tebrik ediyorum. Gelecek maçlarda bizleri neler bekliyor? Birazcık da onun mesajını verirseniz bizlere çok güzel olur. Gelecek maçlarda birazcık daha derli toplu oynayan, serbest atışı sokan, boş uçuk kaçırmamaya çalışan bir takım olarak birazcık da kondisyonumuzu toparlarsak günün sonunda daha derli toplu bir takım göreceksiniz diye umuyoruz. Biz onun üzere çalışacağız. CBL Ankara 6. sezon 4. karşılaşmasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile Türk Telekom karşı karşıya geldi ki biliyorsunuz Türk Telekom 1,5 sezon önce de şampiyonluk yaşayan bir ekipti. Şimdi o ekipten de Çağatay yanımda. Bugünkü mücadele gerçekten takdire şayandı. Aslında dengeli de bir mücadele, evet, izledik son periyoda kadar. Siz neler söylemek istersiniz bugün hem kendinizin hem de takımınızın mücadelesiyle ilgili? Evet. Teşekkür ederiz. İlk önce rakip takımı tebrik ederim. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Biz bugün çok eksiktik. Pek hazırlanma fırsatı bulamadık.
Ama biz de çok elimizden geleni yapmaya çalıştık. İyi bir başlangıç oldu. En azından galip geldik. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı umut ediyorum. İlerleyen haftalarda Türk Telekom'da ne gibi farklılıklar görürüz peki? Evet, şu an ekibimizin yarısı aslında kadroda değildi bugün. Şehir dışı gezileri vardı, bazı işleri vardı. Çok iyi bir ekip kurduk bu sene. İddialıyız. Umarız yine bir Türkiye şampiyonluğu hedefliyoruz. Sevgili izleyiciler, CBL Ankara 6. sezonunda artık günün son karşılaşması oynandı. Ankara Diş Hekimleri Odası ile birlikte Aselsan mücadelesini izledik. Aselsan büyük bir farka imza attı desek yeridir. Günün son karşılaşmasına 76-56 üstün ayrıldı. Biz de şimdi Aselsan takımından Batuhan'la birlikteyiz. Öncelikle yeni sezonun sizlere hayırlı olmasını ve umarım sakatlığın olmadığı bir sezon diliyorum. Ve sizden de günün son karşılaşmasında perdeyi farklı kapattınız. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bugün takımınızın ve kendinizin mücadelesini? Aslında ilk yarıda kendi oyunumuzu sergileyemedik. Uzun süredir basketbol oynamamanın verdiği şeyle iki tarafta tutuk başladı. Biz daha farklı bir maç bekliyorduk açıkçası. Ama ikinci yarı istediğimizi elde ettik. Güzel bir maç oldu bizim için. İlk maç, ilk galibiyet. Önemliydi. Karşı tarafta tebrik ediyorum. Gelecek haftalarda peki Aselsan takımında bizler neleri göreceğiz? Şimdi uzak kaldık diyorsunuz basketboldan ama demek ki gelecek haftalarda ilk periyottan itibaren daha farklı bir Aselsan'da izleyeceğiz gibi duruyor. Aynen öyle diyorum. İki hafta maçımız yok. Sonraki haftalarda var. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ondan sonra. Hocamla birlikteyiz. Bugünün değerlendirmesini kendinden alacağız. Gerçekten basketbol severler CBL Ankara'yı oldukça özledi hocam. Evet, bugünkü mücadelede de Aselsan takımı büyük bir farkla 76-56'lık farkla birlikte mücadeleyi kazandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bugünkü mücadeleyi? Vallahi öncelikle herkese iyi bir sezon geçirmesini, sakatlık olmadan centilmence bir sezon geçirmelerini diliyorum. İlk maç için çok güzeldi. Ado çok iyi bir takım kurmuş bu sene. Gayet keyifli bir maçtı. İlk yarı çok çekişmeli geçti. İkinci yarı biraz ikinci yarı koparabildik maçı ve çok keyifli bir maç oldu. Söyleyeceklerim bu kadar maçla ilgili. Peki bize bu sezon CBL Ankara'da Aselsan takımı ile ilgili neler bekliyor? Vallahi Aselsan takımı her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluk için oynuyor. İnşallah iyi bir sezon geçirip şampiyonluğa ulaşırız diye umut ediyoruz. Klas Spor TV'de takipte kalın. Hoşça kalın.